Haber Aks ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Annelik Maceram'da yine dopdolu bir programla sizlerleyiz. Bugün özel çocuklarımızı konuşacağız. Down sendromlu çocuklarımızı konuşacağız ve o özel çocuklarımız için iki özel insan burada, iki güzel annemiz burada ve onlardan dinleyeceğiz. Down sendromu nedir? Yaşantılarında neler değişti, neler yapılır ya da bizden farkları var mı? Aslında biraz onları konuşacağız. Hoş geldiniz. Konuklarımız Down Chat Dernek Başkanı Ulviye Demirci ve Dernek Genel Sekreteri Sebiha Üstün olacak. Hoş geldiniz. Öncelikle sizleri tanıyarak başlayalım. Özel çocuklarımızın özel anneleri olarak nitelendiriyorum ben. Sizleri tanıyarak başlayalım. Zaten engelli çocuğa sahip bütün anneler özeldir ama engelli çocuğa sahip anneler daha bir özeldir. Özverileri olduğu için. Ben Ulviye Demirci. Down Chat, Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Dernek Başkanıyım. 4 çocuk annesiyim. 3. oğlum Down Sendromlu. 2017'de kurmuş olduğumuz derneğinde başkanlığını yapmaktayım. Evet, Sebiha Hanım, sizden de biraz bahsedelim. Sonra çocuklarımızı konuşmaya devam edeceğiz. Ben Down Chat Derneği'nin genel sekreterlik görevini yapıyorum. Benim de 20 yaşında Down sendromlu bir kızım var. İlk evladım Down sendromlu ve 2 tane de oğlum var. Gerçekten bizler aslında özel anneleriz. Bununla ilgili de derneğimizde bütün ailelerimize, Down sendromlu ailelerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi Sebiha Hanım'ın 3 çocuğu ilk kızı Down sendromlu. Sizde 4 evladınız var. 3. Yani bunun aslında ilk çocukta olur. Ya da sonda olur. Hiç böyle bir şey yok değil mi? Ya da birincisi Down sendromlu, ikincisi olacak. Yani böyle bir şey aslında hiç yok değil mi Down sendromlu? Kesinlikle yok. İkiz olanlar da var Down sendromlu tek yumurta ikizi. Ayrı yumurta ikizi olup bir tanesi Down sendromlu olup bir tanesi olmayan var. İlk çocuğu olan var. İlk çocuktan sonra ikinci çocukta olmayıp üçüncü çocukta olan var. Yani onun için... İşte 35 yaştan sonra evet fazla görülebilir. Belki annenin yaşıyla da alakalıdır ama doğurganlıkla da alakalıdır. O bir kromozom sapması olduğu için kesinlikle şunlar da şu şekilde yani olacaktır diye bir şey yok. Yani şunu yaptın oldu, bunu yapmadın oldu böyle bir şey yok. Yok yok kesinlikle ne zaman olacağını da bilmiyoruz. Dediğiniz gibi ilk çocuğun Down sendromu vardır, ikinci de yoktur, üçüncü de vardır. Evet. Bu çok farklılıklar gösteriyor. Peki Down sendromu nedirle aslında başlayalım? Evet biz bilimsel olarak, uzman olarak bunu çok anlatamayız ama siz bunu birebir yaşayan insanlarsınız. Tabii ki biz de anneler olarak Down sendromlu çocuğa sahip olarak uzmanlar kadar anlatamayız. Hücre bölünmeleri gerçekleşir biliyorsunuz hamileliklerde. 26 hücre oluşur, bölünmesi oluşur. 21. kromozom bölünmüyor. Bölünmeyince o 21. kromozomdan 3 tane oluyor. Böylece 46 kromozom yerine 47 kromozoma sahip oluyorlar. Bu şekilde de Down sendromu oluşuyor. Ama bunlar 3 gruptur kendi aralarında. En fazla görünen bu trizonomi 21 denilen bir grup. %95 oranında görülür bu. 21. kromozomun 3 tane olmasından ve her hücrede, vücudun her hücresinde 23 kromozom olmasından kaynaklanır. Bir grup da vardır ki mozaik denir buna. Bu da 21. kromozom dağılmıştır. Her hücrede yoktur. Bazı hücrelerde vardır, bazılarında yoktur. Bunlara da %5 oranında, %4-5 oranında rastlanan, biraz daha ağır dediğimiz %1 ve 2 oranında rastlanan bir grubu var. Burada da 21. kromozomda bölünme oluyor ve uçtan diğer hücrelere yapışıyor. Çeşitleri de bu şekilde yani bilimsel oluyor. Olarak aslında anlattığımızda bu şekilde. Peki 3 tip var dedik. Çocuklarımızda bunun değişik özellikleri nasıl yansıyor çocuklarımıza? Şimdi bu çocuklar zaten belli özelliklerle dünyaya geldikleri için sosyal, zihinsel, toplumsal yani bu 3 tipte olarak de fark biraz, var mı kendi aralarında? Geriden geldiği için bu 3 fark onlarda da
oluyor. Bu işte mesela trizonomi daha orta grup oluyor. 21 %95 görünen. Ama her hücreye dağılmamış olan bazı hücrelerde 21, 47, bazı hücrelerde 46 kromozom taşıyanlar daha hafif oluyorlar ve bunların öğrenmeleri diğerlerine göre daha hızlı oluyor. Yani eğitimi daha kolay sağlayabiliyoruz, hayata daha kolay adapte edebiliyoruz. Bunu şu şekilde biz anlatıyoruz ve yaşıyoruz da zaten. İşte hafif, orta ve ağır grup olarak değerlendiriliyor. Ve Down sendromlu çocuklar, öğrenime açık çocuklar oldukları için bireysel eğitimlerle kişiyi, özel eğitimlerle ve 0 yaşta doğar doğmaz eğitime başlandığı zaman en ağır olan grup o eğitimle orta seviyeye gelir. Orta seviyedeki hafif seviyeye gelir. Hafif seviyedeki de normale yaklaşır. Ama mutlaka bir eğitim seviyesi var değil mi? Yani hiçbir şekilde eğitilemez, ilerleme kat edemez değil değil mi çocuklarımızda? Yok, kesinlikle değil. Özellikle Down sendromlu çocuklar sadece nedir? Sınırlı öğrenme kapasitesine sahipler. Yani yavaş öğrenirler. Mesela 2 basamaklı, 3 basamaklı, hatta 4 basamaklı toplama çıkarmaları yapabilirler. 2 basamaklı bölmeleri yapabilirler ama daha derin matematikleri yapamazlar. Yani bu şekilde sınırlıdır öğrenmeleri. Sınırlı, evet. Ama ve öğrenirler. Biraz daha yavaş yavaş ilerliyor ama mutlaka sonuç olarak öğreniyor. Bu mesela ilgiyle alakalı bir şey. Kesinlikle eğitimle alakalı bir şey. Mesela yine şöyle bir örnek vereyim. Down sendromlu çocukların hafif ve orta düzeyde olanları okuma yazmayı mutlaka öğrenir eğitimle. En ağır düzeyde olan çocuklar da okuma yazmayı tamamen öğrenemeseler bile harfleri öğrenirler. Peki hiç konuşamayan olabilir mi Down sendromlu arasında? Olabiliyor. Yine bu tiplere göre değişiyor. Evet. Yani hani hiçbir ne kadar eğitim verirseniz verin hiçbir şekilde konuşamama. Çok az var ama. Var. %1 kadardır bu. Hiç konuşamayan. Peki ne zaman belli oluyor? Anne karnında bu testlerde, üçlü tarama testiyle belli oluyor. Peki ya da daha sonrasında hiç anne karnında böyle bir şey söylenmedi ama sonradan oluştu olabiliyor mu Down sendromu? Ya da işte belirli bir yaştan sonra olabiliyor mu? Şimdi şöyle, gebeliğin 16. haftasında üçlü taramalar oluyor. Yapılıyor, evet. Bu taramalarda bir risk eğer görülmüşse, Down sendromu özellikle aranır o taramalarda. Bir risk görülmüşse bu anneye söylenir ve amniyon sentez, kromozom analizi tavsiye edilir. Yine o 16. haftada mutlaka yapılması gerekiyor. Öncesinde veya sonrasında çıkmaz. Amniyon sentezde de çıkmaz. Her şey normal çıkar. Amniyon sentezde de kromozom analizi yapıldığı zaman 47 çıktığı zaman aileye bunu söylerler. Ailede tercih kendisinindir. Gebeliğini sonlandırabiliyor da, devam ettirebiliyor da. Ama bu daha sonradan olur. Yani bu amniyon sentez yaptırdığımda oldu diye bir şey yok. O hücre bölünmesi olduğu için başta olmuştur, sonradan olacaktır diye bir şey yok. Ama tabii 35 yaş üstü annelerde risk daha fazladır. Doğurganlık azaldığı için, yumurta kalitesi düştüğü için vesaire diyorlar. Uzmanlar böyle söylüyorlar. Ben anne olarak o benim kafamda bir soru işaretidir açıkçası. Dernekte de gördüğüm kadarıyla ilk çocuğu 17 yaşında, 20 yaşında doğum yapmış ve Down sendromlu çocuğa ilk çocuk olarak sahip daha olan genç annelerimiz denk çok fazla. Çok fazla. Peki onda acaba söylenen herhangi onda bir uzmanlığı? Onda söylenen 35 yaş altı kadınlarda da doğurganlık oranı daha fazla olduğu için daha çok çocuk yapabildikleri için görülebiliyor, görünür. Yani o zaman dediğim gibi programın başında da hani şu sebep oldu, bu oldu ya da yaşı de, o zaman çok böyle şu diyebileceğimiz bir etken yok Down sendromunda. Yok. Ve her an hepimizin yaşayabileceği bir durum. Kesinlikle. Peki o ilk anınızı ben dinlemek istiyorum her ikinizden de. Çünkü her ikiniz de özel çocuklara sahip annelersiniz. Hep böyle şeydir hani duyduklarımız olarak işte olmasaydı, keşke bunu yaşamasaydım anı yaşadınız mı gerçekten? Yani ne kadar sürede adapte olabiliyor mesela annelerimiz bu duruma?
her annenin şeyi farklı. Mutlaka. Bazıları mesela Samsun'daki Down sendromlu ailelerden ben bir anne biliyorum, öğrendiğim an kabul ettim diyen. Bir anne biliyorum. Evet. Ona da onu da tebrik ettim. Evet. Yani helal yani, çünkü olsun gerçekten zor. Yani gerçekten, ne kadar hazırlıklı olursanız olun yine kesinlikle. Hep böyle hani diyorsunuz ki 16. haftada testler yapılıyor, aile önden bilgilendiriliyor ama yine hep sanki doğum anına kadar bir umut vardır değil tabii mi içinde annenin? Tabii ki. Olmaz mı? Oluyor. Ya öğrendiğiniz zaman dünyanız başınıza yıkılıyor. Evet. Benim hamileliğimde o testler yapılmadı açıkçası. Yani o üçlü taramalar şunlar bunlar yapılmadı. Ha bu şeyde de ultrasonda da görebilir bunu doktorlar. Evet. Ense kalınlığından, baş çevresinin büyüklüğünden, küçüklüğünden, şu baldır kalınlığından. O ölçümlerden doktorlar da şüphelenebilirler ve testleri isteyebilirler. Ben de öyle bir şey de olmadı. Doktorum her şeyin normal olduğunu söyledi. Dünyaya getirdim. Bebeğim tabii ki farklı. Evet. Her şeyden önce emme refleksi yok. Çok küçük. Gözler çekik. Ama bunu işte ailede de var diyoruz. Yani ailede de var göz çekikliği. Benim kız kardeşimi. Çünkü konduramadığımız için de böyle bir şey. Yani bir de siz uyarı almamışsınız kesinlikle. Bu anlamda. Haliyle hiç böyle bir şey aklınıza gelmiyor. Hep benzetmeye çalışıyorsunuz. Kesinlikle. İşte sürekli uyuyor, emmiyor, beslemekte zorlanıyorum. Biraz erken doğum olduğu için işte ona yoruyorum. Doğum olduğu zaman muayene edildi çocuk doktoru tarafından ama bize bir şey söylenmedi. Bilgilendirilmedik. Hiç bilgilendirilmediğimiz için de çocuğun normal olduğunu düşünüyorduk. 40 günlüktü, ben dedim yani bu benim 3. çocuğum. Bunda bir farklılık var. Eşime söyledim. Bu 40 gün boyunca hiç bilgilendirilmediniz o zaman siz bu durum hayır. için? Hayır. Hiç bilgilendirilmedim. Hatta özeldi. Buna rağmen doktor muayene etti ve gayet normal bir çocuk dedi. Yani onun için. Evet. Ama üçüncü çocuğum, bazı şeylerin farkına varıyorum. Yani diğer çocuklarda yaşamadıklarımı, görmediklerimi bunda ki ilk görüyorum. Çocuğunuz olsa belki bu farkı anlayamayabilirsiniz. Evet, anlayamayabiliyoruz. Ondan sonra İşte eşime dedim ki ya bu çocukta muhtemelen bir gelişim geriliği var. Bu çocuk gelişmiyor, büyümüyor, gittikçe küçülüyor. Doğum kilosunun altına indi, beslenmiyor vesaire. Başka bir doktora götürdük. Doktorumuz görür görmez zaten anladı. Beni bilgilendi. Zaten orada böyle yani kaynar sular döküldü. Yani bir şok yaşıyorsunuz, yaşamıyorum dersiniz. Tabii ki, mutlaka. Yalan olur dediğiniz yani. Dediğiniz gibi o ben hemen kabul ettim diyen anneyi gerçekten çok tebrik etmek gerekir. Ediyorum. Yani hemen yani o şoku Handan yaşamadan Hanım, kabul etmek. Handan Hanım, buradan ona da selam olsun. Ben çok imrenmiştim ona bunu hemen kabul ettim dediği zaman. Daha sonra işte tahlilleri vesaire yapıldıktan sonra 47 kromozom artık... Tabii bir şok döneminden sonra bir de inkar dönemi. Hayır. Olamaz. Değil. Yanlıştır. Yok, farklı olamaz. Doktorlara götürelim. Burada bir yanlışlık var. İşte çocuğun sağ eli şu tek çizgi yani başka çocuklarda da vardır. Mesela ben gizli gizli gördüğüm her çocuğun elini açıp bakıyordum. Evet. İlle o bir tek normal olup da tek çizgiye sahip olan bir çocuğu bulacaktım mutlaka. O kadar aradım yani. Çünkü evet yani o psikolojiyi de bunu mutlaka yani, hepimiz yaparız. Diyor. Aradım. Evet, bu kesin. Bir de belki bütün doktorların bize çocuklarla karşılaştırmalar çok farklı. Doktorlarımız maalesef kitabi bilgilerden çıkamamışlar. Kendilerini o alanda geliştirmemişler. Bize söyledikleri çok farklı. Bize o kadar ağır veriyorlar ki bu haberi. İşte vuracak, kıracak, dökecek, ağza akacak, burada akacak, sizi kabul etmeyecek, çocuğuna dalga geçilecek, bu hiçbir şey bilmeyecek falan filan. Bunlar bir ikinci şok oluyor. Bir ikinci şoku yaşıyoruz. Aslında şu an hala günümüzde bu şekilde var. Değildir diye düşünüyorum. Var. Hayatımızın tamamen içerisindeler. Yani evet sen Down sendromlusun deyip biz onları köşeye bırakamayız. Şimdi, çünkü onlar bizimle bu hayatı paylaşıyorlar. 8 aylık bebeği olan bir annemiz şu maalesef yaşadı diyorsunuz. Yaşadı 8 aylık bebeği ve o doktorun
anlatmasıyla yaşadığı şoku hala yaşıyor. Maalesef böyle bir var. Durumumuz hala var. Daha sonra çocuğu toparlanır, düzelir diyoruz. Ne yapmak gerekir? Evet, bu çocuğu hazırlayacağız, bir şekilde hayata hazırlamamız gerekiyor. Çocuğumun eğitimine başladıktan sonra anladım ki ben o kadar karamsar olmamalıymışım. Evet. Ve çocuğa her şeyden önce sevmeyle başladık. Sevdik. Sevince kabulleniyorsunuz. Tabii ki. Sevdikten sonra hayatımızın içerisine onu aldık. Hayatımızın da gözdesi yaptık. Eğitimine başladık. Eğitimde biz de eğitiliyoruz. Biz de öğrendikçe çocuklarımızın farkına varıyoruz. Evet. Neler yapabileceklerinin farkına varıyoruz ve o şok halinden çıkıyoruz. Hem biz hayata bağlanıyoruz hem de çocuğumuzu hayata bağlamanın mücadelesine başlıyoruz. İşte o esas ortaya bir şeyler çıktığı an, evet benim çocuğum özel. Bütün kesinlikle. Çocuklar özel ama benim çocuğum kesinlikle. Daha özeli evet. Sanırım o noktada tabii. Yaşıyorsunuz. Ama Sebiha Hanım'ın ilk çocuğu evet, mutlaka deneyim daha farklı daha farklı gerek. Bir çünkü, deneyimi var. Uriye Hanım hani kendisi fark etmiş. İki çocuğum da böyle bir şey yaşamadım diye evet. Bunu fark etmiş ama sizdeki deneyim daha farklı olsa gerek. Evet, ben genç bir anneydim. Biz de Fethiye'de eşimin işi gereği orada görevliydik. Ben de özele gidiyordum. Her şey normaldi. Ben doğumdan sonra öğrendim Down sendromu. Siz de doğumsu, hamilelik evet. Süresince öğrendiniz. Doğum, yani bu kontroller sırasında hiçbir şekilde çocuğumda bir anomali görünmedi. Doğduğu zaman doktorun bu çok detaylı incelemesinden hani çocuk doktorun doğum esnasından sonra gelip çocuğu çok detaylı bir şekilde incelemesi beni biraz tedirgin etmişti. Eşime söylemiş ama aynen Hülya Hanım'ın da dediği gibi çocuğunuz Down sendromlu olabilir, yürüyemez, konuşamaz, hiçbir şey yapamaz. Evet, biz hiç Down sendromlu nedir bununla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Doktorumuz bu şekilde bizi de bilgilendiriyor ve biz eşim büyük bir şeye giriyor yani bir çıkmaza giriyor. Yanımdan mutlu bir şekilde ayrılan baba. Tekrar ayrılma geldiğinde bayağı bir bitkindi. Down sendromu ne bilmiyorsunuz. Evet. Bütün olumsuzluklar size söylendiği evet. Zaman siz olaya zaten sadece o şekilde bakıyorsunuz. Tabii. Yani o anda bir çaresizlik içerisine düşüyorsunuz. Zaten bilinmeyene karşı, evet. O reddetme bilinmeyene karşı evet. Bir tepki. Evet. Çünkü çocuk çok normal. Hiçbir şey yok. Yani kolunda, gözünde, kaşında hiçbir anomali belirtisi yok. Yani görünüşe göre doktorun o şekilde söylemesi tabii ki bizi bir inkara götürüyor. Önce bir şok geçiriyoruz, ondan sonra bir inkar. Evet. Hayır, olamaz. Ben diyordum, hayır benim çocuğumda hiçbir şey yok. Ben çocuğu bir doktora, hastaneye götürdüğüm zaman, bu 3 aylık bir süremiz vardı. Ankara'ya İstanbul'a gideceğiz diğer kontroller için. Muayenehaneye giriyordum. Ay eşime hadi gidelim buradan çıkalım. Aynı şeyi belki o da söylerdi. Nitekim öyle de oldu ve biz hemen İstanbul'a genetik testleri için gitti. Kalbi de delik olabilir dedi. Her iki çocuktan bir tanesinin kalbinin delik olma ihtimali de var. Down sendromlu çocuklarımızda benim kızımda da vardı. İki taneydi. Biri kendiliğinden. O durumu da tetikliyor yani. Tabii Down sendromlu çocuklar. Evet. Her iki çocuktan bir tanesinin olabiliyor. Diğeri kendiliğinden kas dokusunda olan, diğeri de ameliyatla bazı oldu. Bazı yan hastalıklar Down sendromlu çocuklarımızda da var. Daha fazla evet. Oluyor. Görme, işitme problemleri olan çocuklar oluyor. Ama en fazla görünen görme problemi ve kalp. Evet. Her iki çocuğun bir tanesinde oluyor. Yani %50'sinde oluyor. Ve bunların da yarısı mutlaka bir ameliyat veya iki ameliyat geçiriyorlar. Geçirmek durumunda oluyor. Evet. Yani kalp kalpte delik tedavi oluyor. Mutlaka gerektiriyor. Gerektiriyor. Yani. Mutlaka gerektiriyor. Yani Down sendromu çocuklarımız hastalık değil. Genetik farklılık. Evet. Bunun tedavisi yok. Sanki bir sarı saç, mavi göz gibi. Ama bunun yanı sıra tedavi edilebilecek hastalıkları var. Üst solunum soluğu enfeksiyonları, tiroid, kalp rahatsızlıkları gibi peşi sıra gelen bazı rahatsızlıklar var. Bunlar için tedavi edilebilir. Yani ben de kızım için hem kalça çıkıklığı hem kalp deliği olması hasebiyle ameliyat geçirdi. Biz de çocuğu yani 5 yıl boyunca başka bir kardeş düşünmedik. Onun tedavisi sürecince
süresince ve kabullendik. Biraz zor oldu ama şundan dolayı, ilk doktorun bizi korkutmasından. Evet. Ya biz, bu çocuk, bize Allah bunu verdiyse biz bu çocukla birlikte yaşayacağız, öğreneceğiz, yol kat edeceğiz. Gerçekten de öyle oldu. Yani diğer çocuklar basamakları hızlı bir şekilde çıkarken bu bir basamaktan diğer basamağa çok zor geçti ama geçti, yaptı. Evet. Ama onun keyfi daha başkadır, değil mi? Çok bambaşka bir şey. Çok başka. Evet. Diğer çocuklardaki o başarıyı bile biz evet. keyifle o kadar mutlu oluyoruz. Onun keyfi daha farklıdır. Bu çocuklar da çok daha kesinlikle farklı. Bir kaşığı evet. tutması, bir yemek aynen. yemesi. Ve diyorsunuz ki ya ben bu çocukta bu zorluğu aştıysam ben hayatın bütün zorluklarını aşabilirim evet, diyorsunuz. Kesinlikle. Dimdik ayaklarınızın üzerinde durabiliyorsunuz. Diğer problemlerle de başa çıkmasını öğreniyorsunuz. Yine aynı şekilde diğer kardeşler, daha sonrası bir beşer yıl arayla iki tane de oğlum oldu. Onlar da ablalarıyla birlikte büyüdüklerinden dolayı daha bir sosyal, engelli çocuklara bakış açıları daha farklı, merhametli, daha sevgi dolu. Onlar da problemlerle... Hepimizde olması gereken evet. bilinci onlar ailede yaşıyorlar. Evet. Bence çok daha onlar için güzel bir durum oluyor. O da şundan kaynaklanıyor. Eğer anne baba çocuklarını, yani Down sendromlu evlatlarını diğer çocuklarından ayırmazsa, bütün sosyal etkinliklere birlikte katılırlarsa çocuk daha kabulleniyor. Ama bu, yani çocuğuma zarar veriyor. Tabii ki verdi kızım. Yani Uluya Hanım'ın oğlu 3. sıradaydı ama benim kızım diğer kardeşlerinin büyüme aşamasında hep bunlara, kardeşlerine zarar verdi ama kıskançlık yaptı. Bu ayrıyetten bizi hem sevindiriyor, evde başka bir çocuğun farkında. Tabii ki biraz diğerini de koruyacaksın haliyle. Ayırmadık ama biz. Hani bu ama çocuğumuzu... şu da var yani... Down sendromu olmamış olsa bile ikinci tabii kardeş geldiğinde tabii. Bu kıskançlıklar yaşanıyor. Evet. Zaten bu onun doğasında tabii, olan bir evet, durum zaten evet. aslında. Çocuğu biz ayırmadık. Yani diğer çocuğumuzu kreşe verelim. İşte Beyza ile biz evde nasıl olsa ilgileniriz demedik. Bunda bir psikoloğun yardımıyla birlikte büyüdüler. Sorunları birlikte aştılar. Hem kızımın gelişimine de çok faydaları oldu. Çocuklarımın da bakış açıları çok değişti. Kesinlikle. Ben onları inşallah hani topluma çok faydalı bir birey olarak göreceğim ileride. İnşallah evet. Yani diğer çocuklar fark etmese engelli grupları ama bizim çocuklarımız fark ediyorlar. Mutlaka, ona evet. göre davranıyorlar. Peki o noktada siz kızınızdan sonra 12 evladınız evet. daha oldu. Sizin bir evladınız daha oldu. Down sendromlu çocuğunuzdan sonra hani bir çocuk daha olmasayı düşündünüz mü? Ben olsun istedim. Açıkça söylemek gerekiyorsa benim kızım yok. Dört erkek evlat annesiyim. Ama ben, kızınız olsun isteğiyle. Belki hani sonuçta her ne kadar bağımsız yaşamayı öğrenseler de bu çocuklar sonuçta birinin denetimi altında olmaları gerekiyor. Evet, çünkü kandırılmaya çok müsait çocuklar. Yüzüne güldüğünüz zaman tabii, evet. siz ona o bir gülün. Göstermeniz yeterli oluyor. Evet, o evet. size daha fazla gülüyor. Evet. Yani o şekilde hayata bağlanan çocuklar, mutlu olabilen çocuklar. Dedik ki eşimle böyle karar aldık. Bir kızımız olursa belki biraz daha sahiplenir. Evet. Kız çocuğu farklıdır der ya herkes bilmiyorum. Bir de kız çocuğunun tadını yaşayalım, zevkini yaşayalım düşüncesiyle bir diğer çocuğu düşündük. Sağlıklı oldu ama erkek oldu. Pişman değilim. Niye değilim? Ben ilk çocuğumu kaybettim. Başımız yine ikinci olsun. Çocuk. Yani iki evet. Sağlıklı evlat var Ahmet'in arkasında. Yaptım yani. Ailelere de bunu tavsiye ediyoruz. Evet. Tek çocuğu işte, olmalı. Tek çocuğu olmalı. Olan ailelere tavsiye yani ediyoruz. Şu çünkü anlamda soruyorum. Hani bütün zorluğu orada yaşıyorsunuz. Evet, bir çocuk yetiştirirken bir zorluk yaşıyoruz ama siz iki katı, üç katı daha zorluk yaşıyorsunuz. Tamam ben artık hani ikinciyle, üçüncüyle uğraşamam noktasına geliyor mu aileler? Onu soruyorum. Gelen hani, aileler var. Evet. Yani var. Çünkü bütün yani, hani her var. Şeyimi tamamen bu çocuğuma vermeliyim. Aynen öyle. Evet. Var yine dernek derneğimizde, dernek yönetimimizde olan bir arkadaşımız bir çocuğu var. Ve o benim hayatım. Ben onu hayata kazandırmam evet. lazım. Başka çocuk düşünmüyorum diyor. Ama bizim teşviklerimizle inşallah evet. düşünecek. Çünkü kardeşle daha hızlı gelişiyorlar kesinlikle, bu çocuklar. Çok önemli bu. Daha hızlı öğreniyorlar. Evet. Mesela Ahmet'in abileri de vardı ama abileriyle aralarındaki yaş farkından dolayı
küçük kardeşten daha fazla şey öğrendi. Tabii, evet. Gelişimi daha hızlanmaya başladı. Olduğu için küçük yaşı daha evet. Daha hızlanmaya evet. başladı. Konuşmamakta direnen çocuk, o kadar çalışmamıza rağmen konuşmamakta ısrar eden çocuk, kardeş konuşunca kıskançlıktan biraz, konuşmaya evet, başladı. Kıskançlık da sanırım devreye giriyor değil mi o noktada? Yani onun için bu çocukların eğitiminde, gelişiminde, sosyalleşmesinde kardeş çok önemli. Kardeş olmalı. 5 yıl aradan sonra düşündüm. Evet, 5 yıl. O noktada tamamen çocuğun gelişimi tamamlansın, daha tamamen onunla ilgilenin noktası olduğu için mi evet. düşünmediniz? Sağlık problemleri vardı. Biraz önce dediğim evet, gibi kalbinde problem vardı, kalça çıkıklı. Bir de ben de kendimi hazırlamak istedim aslında. Evet. Yani hem çocuğumun tedavisiyle daha rahat ilgileneyim, hazır mıyım acaba ikinci bir çocuğa? Hazır hissettiğimde Allah'a şükürler olsun, Rabbim nasip etti. Onunla birlikte Beyza'nın daha yol kat ettiğini düşünüyorum. Etti de tabii ki. Ona abi, yani biz hep oğluma abi deriz yani. Abla, hani sanki onun kardeşiymiş gibi oluyor. Çünkü bizim çocuklarımız aslında çok çabuk büyüyorlar. Diğer çocuklarımız evet. çok çabuk sorumluluk sahibi oluyorlar. O yüzden evin aslında ablası Beyza'dır ama biz hep abi deriz yani. Sen abisin derim ben diğer oğluma. Onun gelişimine çok faydası oldu. Buna, yani gözlemlediğimiz kadarıyla. Ondan öğrendiği, ondan sonra oyuncaklarını paylaşırken yahut işte yemek yeme esnasında onu taklit. O şekilde evet, yani güzel bir dayanışma oldu aralarında. Kıskançlık, dayanışma daha bir tetikledi evet. sanırım. Ve öğrenme, yani her çocuk doğar doğmaz öğrenme başlıyor. Tabii. Her çocukta doğar doğmaz öğrenme başladığı gibi Down sendromlu çocuklarda da başlıyor. Tabii ki. Ama normal çocuklar daha hızlı taklit yetenekleriyle daha hızlı öğreniyorlar. Down sendromlu çocuklar biraz daha geriden Demiş. Geliyorlar. Ki zaten o noktada normal çocuklar olarak şey yaptığımızda hani onların kendi aralarında bile hani farklılık var. Biri daha hızlı öğrenirken Kesinlikle. Biri biraz daha geri tabii gelip ki, tabii ki. Yani hani onun için söylüyorum. Down sendromlu çocuklarımızın çok bir farkı yok. Evet biraz daha yavaş öğreniyorlar. Tek fark olarak bunu aslında söyleyebiliriz. Yavaş öğreniyorlar. O anlamda hani doktorlarımızın bunu aileye bildirirken korku empati. Tablosu değil. Aynen. O. Biraz empati korku tablosu Aynen. söylenmemesi gerekiyor. Evet, Aynen. kesinlikle. Hatta şunu ben söyleyeyim burada. Üçlü taramalar kesin veri değildir. Amniyosentez ve amniyosentezde kromozom analizi ile birlikte %80'lere varan bir kesinlik oluyor. Üçlü taramada çıkmayıp hiçbir sıkıntı çıkmayıp Down sendromlu bebeği olan aileler de var. Üçlü taramada Down sendromlu gibi çıkıp Down sendromlu bebeği olmayan aileler de var. O da çok fazla, evet. Onun için üçlü taramadan sonra doktorlar hemen maalesef gebeliği sonlandırın diye aileye bazı doktorlarda da aileler geliyor, anlatıyor. Baskı yaptıklarını da söylüyor. Ne yapacaksın bu çocuğu? İşte bu yürüyemeyecek, konuşamayacak, evet. sana yük olacak, aldır. Amniyosentezden sonra karar vermek lazım. Ve orada zaten tamamen ailenin bakış açısı. Kesinlikle. Ben orada inancın da devrede olduğunu düşünüyorum. Mutlaka. Evet, mutlaka. Hani bebeğin yaşamasına son verip ya da devam etmesi noktasında tamamen ailenin ki, oradaki tamamen bakış açısı. Ailenin tercihidir. Ailenin tercihidir. Babaya da çok iş düşüyor burada. Tabii, baba da muhakkak anneye destek olmalı, yardımcı olmalı. Biz sadece baba da değil aslında. Bütün aile. Tüm bireylerinde burada evet, çok iş kesinlikle. Düşüyor değil mi? Çünkü normal bebek dünyaya getirdiğimizde bile biz hemen yardım istiyoruz. Siz diğer evet, çocuklarınızda tabii da ki, bunu tabii yaşadınız. Ki. Tabii. Mutlaka babadan, diğer bireylerden mutlaka yardım kesinlikle. İstiyorsunuz. Burada daha fazla yardım. Ama burada yardımdan ziyade biraz daha moral desteği mi çok gerekiyor? Önemli. Motivasyon moral çok önemli bu noktada. Moral desteği. Evet. Bir de o çocuğun eğitimine ortak olma. Kesinlikle. Yani bu anne, hala, komşu, arkadaş, çevre, öğretmen, herkes bu çocuğun eğitimine ortak olmak zorunda. Kesinlikle. Bir sac ayağı varsa öğretmen, aile, çocuk bu sac ayağı biraz ahtapot ayağına dönüşüyor evet. bizim çocuklarda.
herkesin o eğitimin içerisinde olması gerekiyor. Ama toplumumuzda duyarlılık var. Şimdi evet. Daha duyarlı. Çok duyarlı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bu duyarlılıklar içinde sık sık tabii ki bizim gibi derneklerin. Evet, derneklerin çok büyük katkısı çok oldu büyük bu anlamda diye düşünüyorum. Çok büyük. Biraz dernekten de hani hazır konu gelmişken, hı-hı, siz nasıl karar verdiniz böyle bir dernek olması gerektiğine? Nasıl karar verdik? Ben çocuğumu büyütürken, hepimiz öyle, çocuğumuzu büyütürken o kadar çok zorluklarla karşılaşıyoruz ki, bir zorlukla karşılaştığımız zaman hemen kafamızda diyoruz ki, şu olmalı. Evet. Yani benim bu zorluğu aşmam için şunun olmalı. Yani şunlar yapılmalı. Ama bireysel olarak hiçbir yolu açamıyorsunuz. Evet. Hiçbir yola gidemiyorsunuz. Ben yine bir başka derneğin oluşumunda da vardım. Hı hı. Kurucu üyesiydim. Aynı zamanda dernek yönetimindeydim. Orada da şunu gördüm. Down sendromlu çocuğa sahip olmayan kişilerin hassasiyeti yok. Hassasiyeti olmayınca bu sefer de kafamda şöyle bir şey oluştu. Bir dernek olmalı. Ve bu dernek tamamen Down sendromlu çocuğa sahip ailelerden, evet, oluşmalı. Çünkü, hı, belli bir ortak nokta var. Damdan düşeni damdan düşer, evet, anlar misaliyle, hı, yola çıktık. Biz arkadaşlar bir araya geldik. Evet. Dedik ki hadi gelin bir dernek kuralım. Ama derneğimiz sadece Down sendromlu çocuğa sahip ailelerden olsun, diğerlerinden de olsun ama azınlıkta olsun. Tüzüğümüzün ilgili maddesine de yönetimin %70'i Down sendromlu çocuğa, Down sendromlu yakını olan ailelerden, özellikle ailelerden, evet, oluşacaktır diye maddeyi de koyduk. Diğer ailelere yardımcı olalım. Tabii ama ki. Önceliğimiz Down sendromlu çocuklarımız. Önceliğimiz, evet, Down sendromlu çocuklar. Çünkü her yerde çalışmalar var. Engelli çocuklarla ilgili çok büyük çalışmalar var. Bu bizim devletimizde de var, belediyelerimizde, yerelde, evet, de var. Her yerde var. Ama bu bireyselde kalıyor. Hı hı. Biz ne istiyoruz? Yani ne istiyoruz? Çocuklarımıza verilmiş haklar var. Bu hakları almak istiyoruz. Evet. Bu hakları elde etmek istiyoruz. Bireysel olarak da bunu yapamıyoruz. Bazı şeyleri açamıyoruz, hı hı, aşamıyoruz. O halde bir araya gelelim. Biz sesimizi daha gür, evet, duyuralım. Daha net duyuralım diye bir araya geldik. 13 Şubat 2017 tarihinde kurduk derneğimizi. 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'nde de biz bir yürüyüş yaptık. Evet. Farklıyız, farkında mısınız, hı-hı, diye. O yürüyüşümüze bizim 300'ün üzerinde, evet, kişi katıldı. Evet. Güzel, coşkulu bir ilk yürüyüştü. Sesimizi orada o çıkarmıştık. Gün o gün aslında çıkardık. Sadece belli özel günlerde bu çocuklar hatırlansın istemiyoruz. Çocuklar sık sık hatırlanmalı, evet, ki toplumda da farkındalık algısı değişsin. Farkındalık, engellilere karşı bakış açısı değişsin. Bunun için de derneğimiz çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. Çocuklarımızın eğitimleri konusunda. Burada spor eğitimleri oluyor, tenis eğitimleri oluyor. Tiyatro yapıyorlar, tiyatro gösterilerimiz oluyor. Halk bunu bu gösterilerimizi belli günlerde yapmıyoruz. Aralara yayıyoruz, hmm, ki gündemde kalsın. Bu, evet, çocuklar yani bu toplumun bir gerçeğidir. Belirli bir tarih olsun, hı-hı, da orada hatırlansın. Yok, değil. Kesinlikle. Ama sürekli bir etkinlik, sürekli olan bir çocuklar, dernek var. Biz, evet, Down sendromunu gündemde tutmaya, hı-hı, çalışıyoruz. Bunun çabası içerisindeyiz ve bunu yaparken de kaynaştırmalı yapıyoruz. Evet. Sadece Down sendromlu, evet, çocuklar, hadi gelin şurada tiyatro oynayın, yok. Normal çocuklarla bir arada bu eğitimi alıyorlar. Bu çok daha faydalı. Çok hem önemli, faydalı. Çünkü siz sadece Down sendromlu çocukları aldığınızda bir kere zaten o farkı orada siz koyuyorsunuz. Evet. Tamamen siz farklısınızı koyuyorsunuz. Tabii, tabii, bunu yaşatmaktansa, evet, bütün, tabii, çocukların aynı anda, hı-hı, birlikte olması hem diğer çocukları da tabii ki onların da o farkındalığı göstermek tabii gerekiyor ki bu noktada. Ve diğer çocuklar inanın o kadar güzel kabulleniyorlar, evet, ki. Yani. O kadar hızlı kabulleniyorlar ki. Hı-hı. Çünkü hayatın her anlamında karşılarına çıkacak, evet, engelli, hı-hı, bir çocuk. Özel gereksinimli çocuk, öğretmen olacak çıkacak, doktor olacak, hı-hı, çıkacak.
birlikte bu şekilde sosyal faaliyetlerde bulunmaları çocuğu işte aslında bir nevi geleceğe hazırlamak oluyor. Onlar da en son bir tiyatro gösterisi yapmıştık. Çok eğlenceli, çok güzeldi. Biz de çok eğlendik. Tekrarlandı. Evet. İstek üzerine. Salonlarımız doldu. Birlikte oynadılar. Harikaydı. Ayakta kaldılar. O derece güzel oldu yani. Şimdi dediniz ki işte gelecekte öğretmen olacak, doktor olacak bu daha önceki yıllarda bu kadar değildi sanki. Yani şuydu, benim çocuğum hasta, tamamen evde kalmalı, ben onu evde yetiştirmeliyim. Evet. Hiçbir şekilde dışarıya, diğer çocuklara ya da diğer bireylere karıştırmamalıyım. Evet. La maalesef ki ilerlemişti. Evet. Şimdi öyle değil ve şimdi bu derneklerin büyük katkısı burada, var diye düşünüyorum bu noktada. Derneklerin katkısı var. Basının, görsel medyanın katkısı var, yerel yönetimlerin katkısı var, devlet desteğinin de katkısı var gerçekten. Hepsine teşekkür ediyoruz ayrı ayrı. Sizin gibi duyarlı insanların katkısı var. Bu programı izleyenler birçok şeyin farkına varacaklar. Kesinlikle. Yani bu farkındalığı bilecekler. Aynen. Farkındalığı bilecekler ama işte dediğim gibi farklılar deyip ayrıştırma noktasına girmiyoruz en azından. Tabii ki. Gibi bizim yani. Gibi bireyler. Hepimiz, tabii ki. Hepimiz oturup aynı şekilde sohbet edebiliyoruz. Kesinlikle edebiliyoruz. Ben eminim siz eğitimle çocuklarınızın 20 yaşında kızım dediniz. Tabii ki. Evet. Çok, bu programı onu da bile yapabilirdim ben. Hı-hı. Eminim bu kadar ilerletebildiğine bu eğitimle çünkü. İlerliyorlar. Kesinlikle. Eğitimle bu çocuklar. Özellikle 0-6 yaş. Çok eğitimde çok önemli. Tabii, bu çocuklar, tam gelişim çağı o dönem çünkü. Şöyle bir şey, belli bir yaştan sonra eğitim başlar veya bir yaşından sonra eğitim başlar veya gerileme iyice görülsün de eğitim başlar diye bir şey yok. Bütün çocuklarımız da aslında böyle değil midir? Kesinlikle öyle. Doğduğu andan itibaren doğumundan ölümüne kadar başlar. Evet, tamamen bu eğitim başlayacak. Down sendromlu çocuktur, hayır dur şimdi değil bir yaşında eğitime başlayacağım diye bir şey yok ki. Ya işte biz bu eğitimleri başlatabilmemiz için çocuklarımızın özel eğitim kurumlarında bu eğitimlere başlayabilmesi için bizim hastane rapor almamız gerekiyor. Kromozom analiz raporunun haricinde bu çocuğun işte fizyoterapiye, dil konuşmasına, şuna buna ihtiyacı vardır diye hastane raporu almamız gerekiyor. Maalesef doktorlarımızın bir kısmı henüz gerileme başlamamış, bir başlasın bakalım. Bir yaşına kadar yapacak bir şey yok deyip rapor vermiyorlar. Yani gerilemenin başlamaması lazım ki biz önüne geçebilelim. Normal çocuklarla zaten çok başlamasın istemiyoruz. Evet. Yani o gerileme başlasın istemiyoruz. Ha bununla ilgili biz dernek olarak ne yaptık? 19 Mayıs Üniversitesi'nin de 3 tane dil terapisti var. Down sendromlu çocukları kabul etmiyordu. 19 Mayıs Üniversitesi'nin rektörüne biz bir rapor hazırladık, sunduk. Yine tıp fakültesinin dekanına bir rapor hazırladık, sunduk. İl Sağlık Müdürümüze verdik raporu. Bir önceki dönem Sağlık Bakanımız olan Ahmet Demircan Bey'e bir rapor verdik. Ahmet Demircan Bey'e buradan teşekkür ediyorum. Hemen 2 tane dil terapisti atadı Samsun'a. Çok güzel, evet. İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı olarak ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı olarak bir birim açılmasını sağladı. İl Sağlık Müdürlüğü kendisi de bir başka dil terapistiyle anlaşma yaparak 3 dil terapistini bünyesine aldı ve bir birim oluşturuluyor. 1-2 ay içerisinde faaliyete geçecekler ve burada Down sendromlu çocuklar ne güzel artık konuşma, dil eğitimi alabilecekler. Çünkü 0-6 yaş arasında bu eğitimi alan çocuklar mutlaka konuşuyorlar. Mutlaka konuşuyorlar. Evet. Konuşamayan istisna, onlar da beyinsel farklı özelliklerden kaynaklanan. Bu hastalığın getirdiği, getirdiği bir farklı. O beyinsel farklı bir durum o beyindeki. Konuşamaması onun genetik özelliğinden kaynaklanıyor. Çok az. Onun haricinde konuşabiliyorlar. Hiç konuşamayan çocuklara da artık işaret dili, işitme engellilerde olduğu gibi işaret diliyle öğretiliyor ama ve bu şekilde bir eğitimi var. Bunun eğitimi de dil ve konuşma terapistinden geçiyordu. Belki bizim çocuklarımız için biraz geç oldu. Ama yeni çocuklar. Ama yeni çocuklar için yeni çocukları ben çok önemsiyorum. Çok önemli. Bu derneğe
kurma sebeplerimden biridir. Yani arkadaşlarımızla birlikte ortak karar verdiğimiz bir şey. Biz o kadar çok zorluklar yaşadık ki. Evet, yeni aileler o zamanlar yaşamasınlar. Rahat değildiniz haliyle ama şu an o sizin de desteklerinizle aileler daha rahat. O ailelerin önünü açalım. Yeni dünyaya gelen şu 1,5 senede bizim ulaşabildiğimiz 16-17 tane bebeğimiz var. Biz hemen bu aileye aile eğitim semineri başlatıyoruz. Hasta eğer ulaşabiliyorsak hastanede doğum yaptığını duyduğumuz an hemen gidiyoruz. Siz hastanelerde takip ediyor musunuz bu noktada? Bize evet haber gelirse yani, bize ulaştırın diyoruz. Hastanede Down sendromlu bir doğum olduğu zaman bize ulaştırın. Tamam, uzman anlatabilir ama işte yaşayan aile o çok korkuyu yaşamadan kesinlikle. En azından sizin o noktada hayır korktuğun gibi değil. Değil. Deyip yanında bulunmanız çok büyük katkı sağlayacaktır. Benim de var. Evet. İşte hiç korkulacak bir daha şey yok. Çok şanslılar çünkü yerlerimiz biraz ben, daha şanslı. Bebeği olanlarla hemen iletişime geçiyoruz. Duyduğumuz andan itibaren. Mesela derneğimizde aile eğitim seminerini biz geçen sene başlattık. Küçük Adımlar var, 8 ciltten oluşan bir kitap bu. Ailenin rahatlıkla çocuğun eğitim sürecinde kullanabileceği, uygulayabileceği 0-4 yaş arasında çocuğunu tek başına hiçbir özel eğitim kurumuna ihtiyaç duymadan yetiştirebileceği, eğitimini verebileceği bir kitap serisidir. Bunun da uzmanı olan yine üniversitede öğretim görevlisi Osman Senayi Doğan hocamız, kendisine yine teşekkür ediyorum. Derneğimizde gönüllü olarak bu ailelere bu eğitim seminerini sundu. Çocukları da takip etti. Buna da devam ediyor. Aileler bundan çok faydalandılar. Hatta daha özel eğitim kurumuna başlamamış aileler, rapor alamamış aileler çocuklarımın gelişimini çok güzel bir şekilde sağlıyorlar. En azından böylelikle o henüz gelişimde gerilik yok dönemine gelmemiş. Gelmeden yani çünkü rapor alma sıkıntısı olduğu için biz hemen başlatıyoruz. Güzel eğitime başlamadan aslında dernekte bir nevi eğitime başlamış başlatıyoruz. Oluyor. Buna bu sene dil ve konuşma terapisini de ekleyerek biz projelendirdik. Projemizi sunuyoruz. Bu şekilde yapacağız. İleriki dönemler içerisinde de daha farklı projelerimiz var. Genişletmek istiyoruz. Down sendromlu çocuklar konuşabilsinler. Mesela doğduğu andan itibaren çocuklar eğitim hayatına hazırlanır. Avrupa standartlarını yakalasınlar istiyoruz. Nedir Avrupa standartları? Mesela kaynaştırma eğitimi. Amerika Birleşik Devletleri'de özel çocukların hepsi %98'i kaynaştırmada. Normal çocukların gittiği okullara gidiyorlar. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi diye bir merkez yok. Yurt dışında yok. Bu Türkiye'ye özel bir şey. Yani bir ihtiyaçtan doğmuş bir durum. Ha bu tartışılabilir. Zamanla değişkenlik göstermesi gerekir mi, gerekmez mi? Ama Avrupa standartlarını yakalamak gerekir. Yine dünyanın Avrupa'da Down sendromlu çocukların %98'i okuma yazma biliyor iken bu oran Türkiye'de %1. Bunu aşmak istiyoruz. Bunları aşmak istiyoruz. Hollanda, Almanya gibi ülkelerde %70'lerde kaynaştırma eğitimi. Yani çocuk normal okulda eğitim alıyor. Sadece sınıf çocuğun eğitim alabileceği duruma göre ortam hazırlanıyor. Bir de okulda destek eğitim sınıfı oluyor. Bunun haricinde çocuk normal sınıfında arkadaşlarıyla sosyal hayatın içerisinde ve bu çocuklar kaynaştırma eğitiminde normal yaşıtlarıyla birlikte eğitim alan çocuklar hayata daha bağımsız bağlanabiliyorlar. Kesinlikle. Hani biz anneler şunu istemiyoruz. Bizden sonra ne olacak diye oturup ağlamak istemiyoruz. Bunun şeyi de yolu da eğitimden. Kendileri de eğitimden geçecek. O özgüveni sağlayabilecek tabii, bir ortam hazırlamak gerekiyor. Down sendromlu çocukların çok ağırları istisna bağımsız yaşayabiliyorlar. Avrupa'da bunun örnekleri var. Türkiye'de henüz yok. Ama Avrupa'da bunun örnekleri var. Bağımsız, tek başına
hayatını yaşayabiliyor. Evet, geçtiğimiz yıllara oranla biraz daha dediğimiz gibi ilerleme var. İnanıyoruz ki ilerleyen yıllarda hızlı daha çocuklarımızı bu şekilde daha kendileri, kendi başlarına yapabilen, özgüvenli çocuklar olarak bağımsız yaşayabilen çocuklar olabilirler. Evet, peki çok teşekkür ederim. Rica ben. Daha aslında çok böyle konuşulacak konu var. Uzun böyle, konu. Evet, çok kesinlikle. Çok uzun. Hani böyle süreyle olabilecek bir durum kesinlikle. Değil. İnşallah ilerleyen programlarımızda tekrar. Hatta Down sendromlu kardeşlerimiz de burada olurlar. Olur. Daha güzel olur. O şekilde tekrar devam ederiz. Ben çok teşekkür ederim katılım. Biz teşekkür ediyoruz böyle bir fırsatı tanıdığınız için. Evet. Evet değerli izleyenler, Down Chat Dernek Başkanı Ulviye Demirci ile Genel Sekreterimiz Sebiha Üstün bizlerleydi. Onlar dediğim gibi özel çocuklarımızın özel anneleri diyoruz. Evet tüm annelerimiz özel ama onları daha da özel kılan bir durum var. Aslında Down sendromlu çocuklarımız, Down sendromlu bireylerimizin de hani bizden öyle çok da büyük bir farkı olmadığını anlattık aslında. Öyle bir farkları yok. Tamamen bizimle aynı şartlarda, aynı standartlarda yaşayabilecek durumda olan bireylerimiz. Annelik Macera'nın bugünü burada sonlandırıyoruz. Salı günü görüşmek üzere, hoşça kalın.